Hiç özgürlüğünüz yok. 7/24 izleniyorsunuz. Sizi her an, hatta gece uyurken bile alıp sorgulayabilirler. Benle birlikte olan kadınlar başörtüsü taktıkları, dua ettikleri veya yurt dışına seyahat ettikleri için oradaydı. Aralarında tek bir suçlu yoktu. Bu, Çin'de bir eğitim kampında neredeyse bir yıl geçiren bir kadının sesi. Kuzeybatı Çin'in uzak bir bölgesi olan Sincan'daki ailesini korumak için kimliğini gizli tutuyoruz. Sincan ağırlıklı olarak Müslüman bir etnik grup olan Uygurlara ev sahipliği yapıyor. Onlarca yıldır süren devlet destekli ayrımcılık, bölgede ayaklanma ve terör saldırıları da dahil şiddet ve huzursuzluğa yol açtı. Buna yanıt olarak Çin Uygurları bastırdı ve sıkı bir gözetim sistemi oluşturdu. Yetkililer Sincan'daki toplama kamplarında genellikle sakal bırakmak veya Kur'an sahibi olmak gibi görünüşte keyfi nedenlerle 1 milyondan fazla insanı hapsettiler. Veya konuştuğumuz kadında olduğu gibi yurt dışına seyahat ettikleri için. O da komşu Kazakistan'a seyahat etmişti. Bana göre Çin Komünist Partisi, Uygursanız dünya görüşünüzün İslam dini tarafından şekillendirilmesinin sizi potansiyel bir tehdit haline getireceğine inanıyor. Belgelerde ve hatta genel Çinli izleyiciyi hedefleyen haber ve belgesellerde bu kişilerin çoğunun bir tür akıl hastalığından muzdarip olduğunu ve bu akıl hastalığının iyileştirilmesi gerektiğini aktaran patoloji dilini kullanıyorlar. Ve bu tür son derece kurgulanmış programlar, onlara göre zihinlerine nüfuz etmiş olan radikal düşünceleri ortadan kaldırmanın bir yolu. O kadar çok Uygur hapse atıldı ki bir kadın bize Sincan'ın boş evlerden oluştuğunu söyledi. Çin hükümeti kampların aşırılıkçılığa karşı savaşmak ve mesleki beceriler sağlamak için kurulduğunu iddia ediyor. Ancak Deutsche Welle kısa bir süre önce resmi açıklamalarla çelişen bir belgeye ulaştı. Çin'in kültür ve dinden öte tüm bir halkı hedeflediğini gördük. Ve şimdi Çin'in Uygurlara yönelik baskılarına dair daha da ürkütücü kanıtlar ortaya çıkardık. Çin'in yeniden eğitim kamplarından oluşan geniş ağından kaçmayı başaran eski tutuklularla konuştuk. Bir gün onlara sözde suçlamalardan oluşan bir liste verildi. Bir sayfalık bir kağıttı. Bir madde seçmek zorunda kaldık. Okumaya başladım ve şöyle deniyordu. Bir başörtüsü takmak, dua etmek, Kur'an bulundurmak, yurt dışındaki insanlara telefon etmek veya onlarla temas kurmak. Hepsini hatırlayamıyorum. Onlardan hiçbirini yapmadığımı söyledim. Beni yurt dışına ziyareti seçmeye zorladılar. Bizi tehdit ettiler. Bir suç seçene kadar burada kalacaksın dediler. Bu yüzden kağıdı imzaladım ve parmak izimi bastım. Kadın listeyi imzalamaya zorlandıktan birkaç gün sonra yetkililer insanları sahte bir duruşmaya tek tek çağırmaya başladı. Avukat yoktu. Kararı okuyacaklar ve tutuklu kişi şunu söylemek zorunda kalacaktı. Suçlarımı itiraf ediyorum. Yanlışlarımı tekrarlamayacağıma söz veriyorum. Sincan'daki yasa dışı dini faaliyetlere baktık ve bunlardan biri sosyal düzeni bozmak gibi bir şey. Bu ne anlama geliyor? Bu, yaya kaldırımlarını bloke eden bir etkinlik anlamına gelebilir. Yüksek sesle ezan okunması olabilir. Çünkü bu sese yol açıyor. Bunların hepsi aslında ne anlama geldiğini bilmediğimiz geniş kapsamlı şeyler. Böylece yetkililer bunları temelde istedikleri şekilde yorumlayabilir. Tüm sistem sadece aptalca ve keyfi. Okay.
uydu görüntüleri ve inşaat teklifleri ile ihale ilanları gibi halka açık materyalleri analiz ettik ve 2018'de bu davaların Sincan'da gerçekleştiği 3 farklı yeri, 3 kampı bulmayı başardık. Duruşmalardan sonra tutuklular kaybolmaya başladı. Bazıları geceleri alındı, diğerleri sınıflarından uzaklaştırıldı. Asla geri dönmediler. Ancak öyle görünüyor ki sadece duruşmalarda dini eylemleri itiraf edenler toplanmıştı. Bu, Çin'in Uygurları kültürlerine ve dinlerine göre hedeflediğinin bir başka göstergesi. Bilmediklerimiz ortadan kaybolduktan sonra hapishaneye mi gönderildiler ya da daha yüksek güvenlikli bir yeniden eğitim kampına mı? Uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Çin, tüm kampları kapattığını iddia ediyor. Sözde toplama kampları %100 söylentidir. Tamamen yalan haber. Fake news. Uydu görüntüleri 2018'in sonundan başlayarak birkaç yeniden eğitim kampının aslında kapatıldığını gösteriyor. Diğerlerinde güvenlik önlemleri yani gözetleme kuleleri ve çitler kaldırıldı. Ancak tutuklular özgür bırakılmadı. Aksine birçoğu eski kamplara yakın yerlerde, hatta Sincan geneli ya da dışındaki fabrikalarda çalışmaya zorlanıyor. Araştırmacılar bu fabrikaların bazı yabancı firmalar için üretim yaptığını buldu. Aralarında Alman şirketleri de var. Bu arada üst düzey güvenlikli yeniden eğitim kampları hala işler durumda ve birçok durumda önemli ölçüde genişlemiş görünüyor. Ve bu kamplarda tedavi edilemez olarak nitelendirilen mahkumlar süresiz olarak tutuluyor. Konuştuğumuz kadın ve diğer tutuklular Kazakistan'da ikamet izni ve ailesi olanlara izin verildiği için Kazakistan'a kaçmayı başardı. Fakat Sincan kampı onda derin bir travma bıraktı. Hocam değiştiğimi söylüyor. Bazen sebepsiz yere çok öfkelenip gece boyunca çığlık atmaya başlıyorum. Çok değiştim. Sosyalleşmeyi ve partileri severdim. Ama şimdi herkesten nefret etmeye başladım. Her zaman çok yorgunum. Burada Almanya'da hükümet Çin'de Uygurlara yönelik muameleyi açıkça kınama, hatta yaptırım uygulama konusunda yavaş davrandı. Çin önemli bir ticaret ortağı ve Sincan'da birçok Alman şirketi aktif.